Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın başkenti Managua'daki katedralin saldırıya uğramasının ardından Papa Francesco yüreğinin ülkede yaşayan Katoliklerle birlikte olduğunu söyleyerek dua etti. Kimliği belirsiz bir saldırgan Managua katedraline girerek 400 yıllık haça Molotov kokteyli atmıştı. İtfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa zamanda kontrol altına alındı ve yaralanan olmadı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın başkenti Managua'daki katedralin saldırıya uğramasının ardından Papa Francesco yüreğinin ülkede yaşayan Katoliklerle birlikte olduğunu söyleyerek dua etti. Papa, Angelus kutlamasının ardından Nikaragua'da saldırıya uğrayan kiliseye değindi. Papa Francesco, Managua katedraline yapılan saldırı nedeniyle acı çeken Nikaragua halkını düşünüyorum. Yüzyıllar boyunca imanlıların hayatlarına eşlik eden ve Mesih'in görüntüsünü yansıtan katedral, ciddi şekilde hasar gördü, neredeyse tamamen yok olacaktı. Sevgili kardeşlerim, yüreğim sizlerle ve sizler için dua ediyorum dedi. Managua başepiskoposu Kardinal Jose Brenes olayı terör eylemi olarak adlandırdı. Managua başepiskoposu saldırının üzüntü verici olduğunu ve Nikaragua'daki tüm Katolikleri derinden yaraladığını belirtti. Papa II. Jean Paul katedrali ziyaret etmiş ve haçın Şubat 1996'da hasar görmesinden önce dua etmişti. O dönemde yorgunluk, yalnızlık ve başkalarını anlamada güçlük çeken halkı inançlarında tereddüt etmemeye çağıran Papa II. Jean Paul, Rab tarafından sevildiğinizden, onun sevgisinin her zaman sizinle olduğundan ve size eşlik ettiğinden şüpheniz olmasın. Tanrı'nın zaferi bizim güvencemizdir diyerek halkı teşvik etmişti.